rektörümüze teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, akademik açılış dersimize verecek olan iş adamı Sayın Doktor Binyamin Kenger'in kısaca özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. 1969 yılında Göksun Bozbüyük Mahallesi'nde dünyaya gelen Doktor Kenger, 13 yaşında atasporumuz güreşte gösterdiği başarılar neticesinde Almanya'ya gitmiştir. İş ve eğitim hayatına Almanya'da devam eden Doktor Kenger, birçok başarıyla adından söz ettirmiştir. Hamburg Üniversitesi'nde ekonomi alanında doktora derecesi alan Doktor Kenger, Almanya ve Türkiye başta olmak üzere turizmde, tekstilde, dünyanın birçok ülkesinde farklı iş kollarıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Avrupa Birliği ve Finansal Yönetim konulu akademik açılış dersini vermek üzere Kenger Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Binyamin Kenger'e davetimi arz ederim. Münih, yani Bayer dediğimiz Almanya'nın eyaletlerinden
Dünyanın sahibi iki tane ailesi vardı. Birisi Rothschild'ler, biri de Rockefeller. Şimdi ben pandemiden önceye kadar ara sıra gider, bu aileye London City'de konferans veririm. Onların dünyaya nasıl hükmettiğini, nasıl kudret sağladığını bir saati şahit olurum ve bilirim. Öngörülerimle vermiş olduğu konferansın %97 oranında tuttuğu için bizim önerimize itibar ederler ve ondan da bu şekilde içli dışlı olarak dünyayı bir avuç ailenin, üç tane ailenin nasıl yönettiğini ve bu işi o kadar ileri götürdü ki artık dünyadaki 8 milyar insanın bu topraklara fazla geldiğine, haşa haşa tanrıcılık oynayana kadar işi ileri götürdüklerine bir saat işaret oldu. Diyor ki, dünyada 8 milyon insan artık bu topraklar kaldırmıyor. 500 milyon insan olacak, toprak kendini yenilecek diyor. O kadar ileri götürmüşler ki bunları bu kadar kendisinin tanrı gibi hissedebilecekler bunların ekonomik gücüdür. Osmanlı süvarileri Viyana kapılarına dayandığında diyorlar ki eğer Osmanlı süvarileri Viyana'yı fethederse arkasında dayanacak hiçbir şey yok, batı diye de bir şey kalmıyor. Çünkü batının düzlüğünde Osmanlı topraklarına ithal edecek atalarımız. Tüm batıdaki Hristiyan alemini ve Haçlı ordularını oraya yığdılar. Gönüllü olanlar gönüllü olarak, gönülsüz olanlar da kendi paralarıyla. Çünkü bu aile takriben 600 yıldan beri para biriktiriyorlar. Ve orada biz Viyana Kalesi'ni fethedemedikler çok büyük ağır kayıplar yedik. Ondan sonra da imparatorluğumuz merhale gelir. Şu an 90 milyon nüfusla Anadolu'ya sıkışmış vaziyetteyiz. Şimdi dünyada sadece 8 kişi var. Bu 8 kişi de Yahudi ailesi. Bunlar finans yaparlar. Örneğin ne yaparlar? Her gün sabahleyin Washington Journal Caddesi'nde New York'tan, Manhattan'dan 24 trilyon dolar kalkar, 48 saat dünyada bir tur atar, tekrar geri geldiğinde üzerinde 2 trilyon koy. Bu da bizim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bilanço olarak güzel görünsün diye sadece bizim ülkemize 2 dakika gibi bir sürede kalır. Şimdi bunu dünyada yapabilen 8 kişi, yani bunun adı uluslararası finansta triyet dediler. Aslında alınan satına bir şey yok. Real bir şey yok. Bunu Anadolu tabiriyle bunu dünyaya haraca kesme dediler. Örneğin dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'dir. 350 milyon nüfus. Sadece dünyanın çok küçük bir nüfusunu oluşturuyor. Dünyada ne üretiliyorsa %25'ini yani 1/4'ini üretiyor. Dünyada ne tüketiliyorsa 350 milyon bu obez millet 1/4'ini tüketiyor. Ama dünya Washington'dan, New York'tan, Manhattan adasından yönetilmiyor. Dünya London City'de yönetiliyor. Çünkü bu 8 ailenin tamamı orada yerleşir. Bu 8 aile dışında triyet yapmak dediğimiz yani dünyaya harcı kesme dediğimiz hiçbir tane Müslüman ülke verilmemiş. Hiçbir tane Müslüman araba verilmemiş. Hiçbir tane Müslüman Pakistan'da verilmemiş. Bunlar sadece dünyanın haracını kesiyorlar. Böyle olduğu zaman da çok ilginç. Dünyanın birinci ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri. 24 trilyon US dolar devasa bir ekonomi. Ama aynı zamanda dünyanın en borçlu ülkesi. 19 trilyon dolar borcu var Amerika Birleşik Devletleri. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin. 13 trilyon dolar gayri safi milli hasılası var. 16 trilyon dolar borcu var. Dünyanın üçüncü ekonomik büyük gücü, Federal Almanya. 12 trilyon dolar gayri safi milli hasılası var. 16 trilyon dolar borcu var. Japonya hakeza göre. Şimdi bu saydığım ülkeler zaten dünyanın ağababaları. Şimdi bu kadar ülke, bu kadar borçluysa buna borç veren ülke Pakistan olamaz. Buna borç veren ülke Kuveyt olamaz. Buna borç veren ülke başka bir ülke olamaz. Çünkü onların hazinedeki ve maliyedeki ekonomik verileri belli. O zaman akla şu soru geliyor. Bu kadar borçlu devletler var ise bunlara borç veren kim? İşte London City'deki bir avuç Yahudi. Hiçbir şey üretmem, evet üreten. Dünyada ne kadar para kazan iş varsa mutlaka onların el içindedir. Ama bütün bu, örneğin Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ordusudur. 24 bin adet uçağı
helikopteri ve savaş makinaları vardır. Elinde dünyayı 24 kere kara topraklarını yok edecek nükleer başlık vardır. Sadece İsrail'e 2500 adet nükleer başlık vermiş, İslam dünyasını 6 kere yok edebilme gücü vardır. Bir avuç İsrail, Gefesden Alanya'daki bütün oteller oradaki nüfusun tamamını misafir edebilir. Şimdi hal böyle olunca, değerli hocalarım, değerli arkadaşlar, dünyayı harcayacak etsen bu Yahudilerden, bizim kendi ülkemizden, Anadolu'nun garip kuraba insanlarından bir deha evet çıkabilir. Bizim milletimiz hiç yokken, bu Anadolu topraklar neredeyse var olma ve yok olma mücadele verirken, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir Osmanlı paşası bir deha çıkartmış, bizi yok olmaktan kurtarmış ve Anadolu'da tutulmuşuz. Bundan sonra devam edebilir miyiz? Bundan sonra bu finansal sistemde de ülkemize nasıl bir yardım yapabiliriz? Bu finansal sistemde ülkemizi nasıl bir şaha kaldırabiliriz? Çünkü bizim ordularımız da buna bağlı. Çünkü bizim milletimizin refahı da buna bağlı. Örneğin Anadolu'da yaşayan, Anadolu'da eğitim alan bir tane öğretmenimiz nasıl bir batılı dünyanın değişik yerine gidip almış olduğu maaşıyla gidip refah ve huzur içinde tatil yapabiliyorsa bizim kendi insanlarımızla dünyanın en seçkin yerine gidip tatil yapabilmeli. Dünyayı gezmek ne demektir? Dünyayı gezmek bir insanın bir ilkokul mezunu olsanız bile o insanın vizyonunu açar. Şimdi böyle dehalar, evet böyle dehalar yetişir. Çok ilginç. Ben de dört ülkenin vatandaşı var. Bundan bir tanesi de uzun yıllar Alman milli güreş takımımız olduğu için Alman vatandaşlığı var. Almanya kaosa sürükleniyor. İşte fabrikalar kapanıyor, okullar kapanıyor bu pandemiden dolayı. Çaresizlik içinde kıvranıyorlar ama Almanların aynı zamanda çok dükkanlar ve kendini beğenmiş bir millettir. Zaten İkinci Dünya Savaşı'nda mahvolma sebeplerinden yegane şeyleri onların dükkanlar olmalarından kaynaklanıyor. İşte biz yaparız, biz ederiz. Şimdi kasıt kavramken değişik üniversitelerde, değişik sağlık kuruluşunda ve böyle milyar dolar bütçeleri olan sağlık kuruluşları kır kır kıvranırken bir gün Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi hanımefendi bu Piontek aşısını buldu. Uğur Hoca ile ben aynı üniversitede buldum, aynı bölümlerde. Ben 4000 kişinin içinde Hamburg Üniversitesi Ekonomi Bölümünü 1. sırayla bitirdim. Uğur Hoca da kendi sağlık bölümünde bir İsrail'e bitirdi. Şimdi Almanya'da 50 milyon tirajı olan bir tane Bild Zeitung gazetesi var. Oranın amiral gemisi. Orada bir başlık gördüm. Başlıkta Uğur Hoca'yı ve eşi ve başlığa koymuşlar. Altına bir yazı yazmışlar. Almanya'nın babası. Şimdi çok ilginç. Yani biz başarı istediğimiz zaman, hedeflerimiz koyduğumuz zaman nelere ulaşabiliriz, nelere kadir olabiliriz, nelere erişebiliriz bunu örneklemek açısından söylüyorum. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda yıkılmış bir Almanya, iş gücüne ihtiyaç oluyor. Tekrar yeni inşa edilmesi lazım ama bir millet mahvolmuş, yok olmuş. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki böyle bir millet yok olmasın. Tekrar bunlar ayağa kalkmasın ama birazdan çünkü hiç yok. Her şey yıkılmış, yok olmuş, insanlar ölmüş. İşte Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda hayaller içinde bir millet ağır bir bedel ödemiş. Bunları diyor tekrar geri diyor, ayağa kaldıralım diyor. Orada iş gücü doğuyor. İş gücü doğunca da Anadolu'da genelde böyle kırsal kesimlerinde işte bizim birinci nesil dediğimiz insanları orada ağır işlerde çalışsın diye işte kanalizasyonlarda ondan sonra diğer ağır işlerde işte fabrikalarda bazen o zaman fabrika da yok sonradan kuruldu. Federal Almanya'ya götürmüşler. Onlar kendi milletimizi her zaman orada sokak süpüren işte bir Almanya'nın yapmadığı işi yapan insan olarak algılıyorlardı. Fakat şu an Almanya'da 120 bin tane işveren var, vergi ülkeleri vardır. Bunlar Federal Almanya'da dünyanın üçüncü büyük ekonomisi. Birikmiş paradan çektiği zaman federal Almanya'nın bütçesi sallanır. Örneğin bir tane Uğur Şahin şu an dünyanın finansal bakımından 17. büyük zengin. Onu bu topraklar yetiştirir. Eğer biz hocalarımıza güvenir, kendimize özgüveniz gelir, bu topraklar daha nice Uğur Şahin'e yetiştirir. Uçakta okuduğumda manşette şunu atmıştı, federal Almanya'nın babası. Bir gün sonra konferansı Londra'ya gittiğimde The Times başlayacakmış. İnsanlığın babası diye.
Bu insanların, insanın tüyünü ürpertiyor, insanın diken diken ediyor. Ve ben işte bu topraklar yetiştim. Sağlık Bakanımız abim, Sayın Bakanım, dünyanın gelişmiş ülkeleri sıraya girdi, aşı bekliyor. Lütfen bana rica, lütfen bana böyle bir fırsat verin, doğduğum topraklara vefa borcumu ödeyin diyor. 100 milyon doz aşıyı Türkiye cümle şu anda olduğumuz Türkiye'deki birçok gelişmiş dünya hala aşıya erişmede sıkıntı çekiyor, bir türlü çekmiyorsa bu memleketin yetiştirmiş olduğu bu değer bizim millet olarak bizim bir değerimiz budur. Bu böyle devam ederken biz buradaki hocalarına güvenip idarelerimizi yüksek tuttuğumuz zaman mutlaka biz buna da erişeceğiz. Finansal konuda fazla uzatmadan burada da pandemiden dolayı fazla diğer misafirleri vaktini almadan ikinci Avrupa Birliği'ne geçelim. Son 150 yıldır İslam ve Türk dünyasında üstünlüğü ele geçiren Batılılar, benim doktora tezim de Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki gümrük mevzuatıdır. Bunu ben araştırdım ve bununla alakalı tez oluşturdum. Örneğin, İsviçre'nin bir köyünde bir tane makinenin parçasını üretiyor. Bunun karşılığı 12 milyon dolar. O 12 milyon dolar üreten parçayı Avrupa Birliği'nde başka bir ülke üretmiyor. O teke gideceksiniz, siparişini vereceksiniz. Öyle bir yapacaksınız, o parça alacaksınız. 12 milyon dolar, 12 milyon dolar karşılığında biz onlara mal satmak için Aşıkkale herhalde Kırıkkale'den Kapıkule'ye kadar Göksun elması diyelim burada yaşadığımız için. Göksun elmasını yükleyip tırlarla gitmemiz lazım. Son 150 yılda bilimin, aklın, eğitimin, finansı ele aldılar. Bu böyle devamlı onların üstünlüğü bizim zayıflığımız anlamına göre hayır. Türk devleti tarihte her zaman 200 yıllık bir fetret devri yaşamıştır. Aşağı yukarı 150 yıl, bir 50 yılda beklemeyeceğiz. Allah'ın izniyle onlarla aramızdaki mesafeyi kapatacağız. Çok acı bir şey söyleyeceğim. Şu an dünyada 58 tane İslam ülkesi vardır. Bunlar anlaşılan ülkelerdir. Kimdir? Türkiye Cumhuriyeti, İran, Irak, Suudi Arabistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır. Toplam nüfus 2 milyar. Arkadaşlar, değerli hocalar, ürettiğimiz mal, toplam 2 milyar Müslümanın ürettiği mal, 82 milyon, içinden 10 milyon Türk'ün için, 10 milyon göçmenin için, 55 milyon bir Alman'ın ürettiği ürün kadar yoktur. Çok ilginç bu. Evin telefonlarına çıkaran Steven Jobs eski bir Osmanlı vatandaşı. Suriye'de yaşayan bir Ermeni aile. Yıllar önce mübadelede gitmişler, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişler. İlk başlayışı bir merdiven altında 5000 dolarla beraber bir arkadaşıyla başlıyor. İşler biraz ilerleyip iş tutunca arkadaşı bunu diskalifiye ediyor. Sonra gidiyor hırs yapıyor. 700 dolarla tekrar bir ekonomi kuruyor. Bugün Apple'in dünyadaki değeri 2,5 trilyon dolar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 90 milyon nüfusu gayri safi milli hasılımız 720 milyar dolar. Şimdi biz yine İslam dünyasına baktığımız zaman örneğin kötünün iyisi Gaziantep'teki halı fabrikası tüm Orta Doğu'daki fabrikaların sayısını geçiyor. Aradaki farkı kapatabilir miyiz? Evet, aradaki farkı kapatabiliriz. Bu neyle olur? Bu bilimle olur. Bu neyle olur? Bu ilimle olur. Bu çalışmakla olur, mücadele etmekle olur. Bir kere şunu asla kafamızdan çıkartacağız. Gelişmiş dünya, Batı'da niye örnek veriyoruz? Şimdi Afganistan'dan Amerika çekildiği zaman o uçağın kanadında ve tekerlerinde patır patır düşünen insanları bir düşünebiliyor musun? Bunlar bizim dindaşlarımız. Bunlar bizim soydaşlarımız. İnsanın nasıl bir işini acıtıyor? Dünyada böyle bir Hristiyan devleti, Batı'da böyle bir ülke görebilir misin? Tarihte en büyük birbirine katliam yapmışlar. Hunharca, hiç acımadan. Ama sonunda ne olmuş? Demişler ki bunun sonunu alamayacak. Gelin.
sınırları aradan kaldıralım. Eskiden sınırlar kapalıyken de bu ülkede yaşıyorduk biz. Daha sonra kalktı. Örneğin o kadar güzel bir ekonomik veri yerleştirmişler ki. Örneğin tarımı şeye bırakmışlar. Küçük bir olan diye. Konya Ovası kadar küçük bir arazisi var. Ama dünyaya sattığı mal 250 milyar euro. Biz 90 milyonu toplam sattığımız mal 210 milyar euro. Dolar. Euro da değil. Bu da nedir? Aslında dünyada 90 milyonu dünya tarihinde bu kadar nam salmış, bu kadar imparatorluk kurmuş, İslam'a 600 hizmet etmiş, İslam'ın payitahtını yapmış, önemli İslam komutanları yetiştirmiş bu milletin burada mı olması lazımdı? Biz ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Bünyamin Kenger 13 yaşında bir naylon gömleğinden Almanya'ya gidip bu topraklara diyor ki İslam sağlıyorsa bu bizimki devlete bir gücü. İnşallah burada olan öğrenci kardeşlerimiz, onlar daha büyük başarılar yapar. Çünkü bu millet tarihte bunu yaptı, ileride de yapacak Allah'ın izniyle. Onun için fazla vaktinizi almadan öğrenci arkadaşlarımızdan, soru evabından, buradaki değerli misafirlerimizle pandemiden dolayı fazla vakti almadan soru cevap bölümüne geçerek öğrenci arkadaşlarımdan dünya vizyonunu geliştirecek çok önemli sorular bekliyorum. Buyurun. Buyurun. Avrupa'daki finansal yönetimle Türkiye'deki finansal yönetimle mukayese ettiğimizde avantajlarımız ve dezavantajlarımız neler? Ses alamıyorum hocam. Bir şey verir misiniz oraya? Avrupa'daki finansal yönetimle Türkiye'deki finansal yönetimi mukayese ettiğimizde avantajlarımız ve dezavantajlarımız nelerdir efendim? Çok teşekkür ederim. Avrupa demeyelim mi? Gelişmiş dünyayla. Örneğin çok basit bir şey söyleyeyim sevgili kardeşim. Bundan 120 yıl önce İngiltere ile Çin arasında bir savaş oldu. Çin savaşı kaybetti. İngiltere kazandı. Döndü dedi ki Anadolu tabiriyle sana ceza kesiyorum. Hong Kong bir balıkçı adası. Ben dedi Hong Kong'u 100 yılında senden ceza kesiyorum, senden alıyorum dedi. Mağlup olan bir Çin'in bunun karşısında söylemesi gereken hiçbir şey yoktu ve Hong Kong'daki balıkçı adasını İngilizlere verdi. İngilizler dedi ki benim ismim üzerinde Güneş Batman bir imparatorluk. Bu balıkçı adasında fare yiyen, çekirge yiyen bu halka ben burada bir kart vizit bırakacağım. Dünya yüzü bunu konuşacak dedi. Hong Kong'da finansal sistemi getirdi. Finansal sistem çok farklı bir sistemdir. Bunu ne yazık ki biz bunu erişemedik. Örneğin birçok ülkedeki kamu bankalarının başındaki yönetim kurulu arkadaşlarınıza isim belirtmeyeceğim. Dünyadaki finansal sistemi anlattığında gözüne bakıyor. Çünkü onu eğitimde almamış. Onun ne olduğunu bilmiyor. Derenin taşıyla derenin kuşu dediği bir şey var. Gerekli dünya bunu yapıyor. Hong Kong'da HSBC bankasını kuruyor. Şu an dünyanın en büyüğü. Onlara böyle bir veri üretiyor ki 1,5 milyar Çin'in sadece 20 yıl geçmişi var. Çin malı üretiyor. Hong Kong'a veriyor. Hong Kong dünyaya satıyor. Şimdi bakıyorlar ki ya bunun bir arkası gelmiyor. Kendi toprakları, fakat orası özel bir yönetim. Hemen bir arada köprü var. Geçiyor Hong Kong'da. Çünkü ben Hong Kong'a da gittim, Çin'e gittim. Kendine fark ettiğinden kırılıyor. Fakat Hong Kong'da gökdelenler ayrı uzay şehri gibi. Nedir bu diyor? İngilizler ne getirdi? İşte finansal sistemi getirmişler. Onun için en az gelişmiş dünya ile finansal sistem aramızda 120 ekonomik fark var. Bunu kapatabilir miyiz? Önce demin baktığımda hocaların bana şeyi verdiğinde oradaki finansal ve bankacılığa baktım. Yani gurur duydum Göksu'da böyle bir eğitimi verilmesi. Aramızda 120 yıl fark var ama yeni öğrenciler yetişip dünyadaki finansal sistemi yönetirsek bunu 3-5 yıllık kısa bir sürede kapatırız. Çok büyük fark var. Çok büyük fark var. Gelişmiş dünyada Türkiye'nin arasındaki finans sistemi çok büyük fark var. Hiçbir nimetinde yer alamıyor. Buyurun, başka? Buyurun. Avrupa Birliği'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Avrupa Birliği'nin geleceğini şöyle görüyorum. Nüfuslarında herhangi bir artma olmayacak ama 450 milyon dünyanın en refah kıtası. Bu ürünü ürettiği sürece, dünyaya bunu sattığı sürece hiçbir şey olmaz. Neden? Bizim kendi ülkemizde eğitimin ortalaması ilkokul, Avrupa Birliği'nde eğitimin ortalaması üniversite. Böyle olduğu sürece hiçbir şey olmaz ama en büyük sorunlarından bir tanesi
nesildir. Örneğin çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dünyadaki devasa şirketlerin 100 adedinin 27 tanesinde nesil problemi var Avrupa'da. Adamın nesli orada bitiyor. Ne torunu var, ne çocuğu var. Bizdeki gibi böyle geniş aileler, 10 tane çocuğu olan, 15 tane çocuğu olan aileler orada bulamazsınız. Çok fazla İskandinav ülkelerde var. Ama diğerde bu kadar dünyadan göç almasına rağmen ya Avrupa Birliği düşündüğümüzde bunu bir Hristiyan olarak düşünmeyin. Avrupa Birliği düşündüğümüzde nüfusunun aşağı var %35'ini Müslümanlar da diğer ülkelerden oluşan göçmenler oluşturuyor. Sadece Suriye'den giden 1,5 milyon Suriye'de Almanya'ya yerleşti. Nesil problemleri var ama eğitimleri ve sanayisi bu şekilde devam ettiği sürede dünyada zirvede olmaya devam edecekler. Sorusu olan? Arkadaşlar beni dinlediğiniz için, tahammül ettiğiniz için pandemiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Göksunumuzu, Sayın Başkanım, memleketimizin, Kahramanmaraş'ın her zaman emrindeyim. Burada öğrenci arkadaşlar da ne zaman neye ihtiyaç olursan lütfen. Dünyada en çabuk kolay ulaşılan insanlardan bir tanesiyim. Her zaman arayabilirsiniz. Saygılar sunuyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.